Merhabalar arkadaşlar, İnerç Kim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modeliğin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olun, zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Eminim destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet, hemen sizlere iplerimi ve yazmamı tanıtarak başlayayım. 4 rengim var: krem, pembe, şöyle hardal sarısı ve mavi rengim var. Dördünün markaları da Altın Başak, 50 numara yazmam, desenli, lacivert, markası Cenk. Evet, hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet, ben bu şekilde modelimin alt kısmını, birkaç tanesini yaptım. Modelimizin alt kısmı bu şekilde olacak arkadaşlar. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamıza batarak beraber alt kısmını yapalım. Bir iniş zürafamız. İki. Ve üç. Üç tane arada boş zürafa bırakıyorum. Dördüncü zürafama geri dönüyorum. Dördüncü zürafamın içine batarak burada bir pırpır yapıyorum. Tekrar zürafamın içine batıyorum. Aynı boyutta bir pırpır daha yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Pırpırımın içine batarak tepede pırpırlar yapıyorum. Bir. Tekrar aynı yere. Şöyle iki. Ve üç. Üç tane buraya pırpır yapıyoruz. Hemen ayarlıyorum. Aynı boyutlarda üç tane pırpır. Sola doğru alalım. Hemen zürafımın içine aşağıya iniyorum. İnerken hafif ipimi şöyle bol bırakıyorum, bombeli bir şekilde. Tekrar aynı zürafaya batarak bu tarafta da bir tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde olacak. Hemen 1, 2 ve 3. 3 tane pırpır yapıyorum. Pardon, zürafa yapıyorum arasında. Dördüncü zürafama geri dönüyorum. Tekrarlıyoruz arkadaşlar. Tekrar zürafama, aynı dönmüş olduğum zürafama batarak burada bir pırpır yapıyorum. Aynı pırpırımı, aynı zürafamı batıp aynı boyutta bir pırpır daha yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Tekrar pırpırımın içine batarak tepede 3 tane pırpır yapıyorum. 1 2 ve 3. Sola doğru kaydırıyorum. Zürafımın içine aşağı iniyorum. Hafif ipimizi bombeli bırakıyoruz. Bu şekilde. Tekrar aynı zürafamı batıyorum. Bu tarafta da yine bir pırpır yapıyorum. Modelimizin alt kısmını bu şekilde oluşturuyoruz. Hemen hafif yaklaştıracağım. Şöyle tekrar aşağıya inerek devam edeceğim. Hemen burada da 3 tane boş zürafa yapayım. Sonrasında ipimi keseceğim. Gülüm için ipimi alıp hemen geleceğim. Şöyle ilk rengimi krem aldım. Hemen dalımızın tepesindeki birinci pırpırı bırakıyorum. İkinci pırpırıma batarak krem rengi ipimle burayı sabitliyorum. Hemen aynı sabitlediğim pırpırıma batarak burada bir tane minik pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Aynı pırpırımın içine iniyorum. Yeşil pırpırımın.
Hafif ipimizi bol bırakalım, germe olmasın. Tekrar tepeye çıkıyorum. Şöyle ipimi düğümlemiştim. Kısa taktım. Tekrar yuvamın içine iniyorum. İnerken lütfen iplerimize dikkat edelim. Çok bol bırakmayalım. 1, 2, 3 tane hemen tekrar tepeye çıkıyorum. 3 tane pırpırımı şöyle pırpır diyelim, iniş çıkışımızı yaptık. Buradan hemen ipimi şöyle kökünden değil, hafif bol bırakarak, hafif uzun bırakarak kesiyorum. Hemen ben diğer rengimi alıp geleceğim. Evet, ikinci rengimi pembe aldım. Yeşille beraber üçüncü rengimiz. Şöyle hemen pembe rengimi tekrar ortadaki pırpırıma sabitliyorum. İyice ayarlıyoruz ve iyice sıkıyoruz. Tekrar yeşil sabitlediğimiz pırpırımıza batarak burada bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Tekrar pırpırımın içine iniyorum. Hafif düğümüzü sıkmadan ipimizi şöyle kısalttım. Tekrar tepeye çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Tepeye çıkıyorum. 3 taneden oluştu. Son tepeye çıkarken ipimizi bu şekilde çekelim ki bu görüntüyü elde edelim. Şöyle hafif. Kuşumuz da bugün susmadı. Ne yazık ki. Evet, bu şekilde hemen ipimi tekrar kökünden değil, hafif uzun bırakarak bu şekilde kesiyorum. Üçüncü rengimi alıp hemen geliyorum. Şöyle dördüncü rengimi mavi aldım. Yine aynı işlemle arkadaşlar. Bütün dallarımıza bu şekilde bu işlemi uyguluyoruz. Hemen pırpırıma ipimi sabitledim. Aynı pırpırıma batıyorum. Yine aynı işlemleri yapıyoruz. Bir pırpır yapıyorum. Tepeye çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Tekrar tepeye çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Ve tepeye çıkıyorum. Son çıkışımızda bu şekilde ipimizi gerelim, sıkalım, düğüm sıkar gibi. Buradan da hemen üçüncüyle yaptım. Ben hemen kalan kısımlarında yapacağım. Son halini ve fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet, ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın gerçekten de çok çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yazmasına da çok yakıştığını düşünüyorum. Hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 60-65 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Tabii bu benim naçizane fikrim. Sizler dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Sizler için her gün her gün yepyeni modellerle karşınıza çıkıyorum. Aktif bir şekilde her gün sizler için İğne Aşkım kanalımda modellerimi 12.50'de her gün paylaşıyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu, olumsuz yorumlarınız benim için gerçekten çok çok önemli. Beğendiğiniz modellerde varsa bana şöyle İğne Aşkım Instagram sayfamdan atarsanız oradan sizler için videolaştırıp İğne Aşkım kanalımda paylaşmaya çalışırım. Birçok modelimi de zaten arkadaşlarımın Instagram'dan istek üzerine yapıp paylaşıyorum. Bugün de bu güzel modelimi Aysel Hanım istemişti. Bu modelin yapımını lütfen benim için paylaşır mısınız, yapar mısınız demişti. Yaptım. İnşallah beğenir. Umduğu gibi inşallah olmuştur. Buradan da Aysel Hanım'a çok çok selamlarımı yolluyorum.
Evet arkadaşlar, bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.